Romanticize your life. Yes. Merhaba arkadaşlar, ben İdil. Merhaba. Hayır, normal bir Starbucks değil burası. Burası havaalanı. Sabiha Gökçen. Sosyal mesafe. Arkadaşlar bugün Bodrum'a gideceğiz. Orada sizi arkadaşlarıma tanıştıracağım. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Ömer diye en yakın arkadaşlarından biri var ve Ufku. Şimdi de Deniz'deyiz. Deniz'i zaten tanıyorsunuz. Havaalanında Starbucks'ta bekliyoruz. Çok tuvalet var mı? Biliniyor muydu? Bir saatlik uçak doldurulma tuvalet. Her uçakta. Burası Gümüşlük arkadaşlar. Bunlar da böyle balıkçılar. Bir gün yer miyiz? Niye ben veriyorum? Herkes kendi yediğini ödesin. Param yok. Bir gün yok. Böylece beyefendi maske takıyoruz. Arkadaşlar şimdi aile geldik. Burası siteninmiş. O yüzden şezlonga oturmamıza izin vermediler. Biz de bir hack bulduk. Burada bir masaya oturduk. Hack bu. Buradan denize geçeceğiz. Soda alacağız. Denize gideceğiz. Ben fark ettim, kamerayı her bana döndürürdüm. Ya. Güzel çıkıyorsunuz ama. Kameran Thank güzel. Thank you. Aynen. Burası neresi? Turgut Reis. Burası Turgut Reis. Şimdi birazcık işte denize girdik. Mayolarlayız. Çok leşiz, o yüzden çekmek istemiyorum. I think that she knows. Na na na. Dile tüm gün photoshoot yapıyoruz. Sonra bir kafeye gidiyoruz. Saatlerce edit yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bunu da öğrenmiş olduk. Şu anda photoshoot yapıyoruz Ömer ve Deniz'le. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Senin fotoğraflarımı görmek için Instagram'a bekliyorum. Daha geçiyor. Ünlü olunca görür gününü. Arkadaşlar ben İlkan'ıma hoş geldiniz. Bugün abi biz şu an yapma. Bugün Bodrum merkeze indik. İşte burası Bodrum merkezi. Bayağıdır gelmiyorum buraya. Yaklaşık 10 yaşımdan beri falan gelmiyorum. Ben çok istiyorsanız yapayım. Abi aynen. Şurası tekilacılar tatağına gidiyor. Ne tarafa doğru yürüyorum? Bunlar benim en yakın arkadaşlarım. Utku, Deniz ve Ömer.
gelirsin. Bekleyin. Starbucks oldu. Şu an gir şuraya. Hepinize çok seviyorum. Şu anda sıkılıp sahile indik. Daha demin çok trajik bir olay yaşadım. Dondurma alayım dedim. Topu 15 lira çıktı ama yani kasada öğrendim. O yüzden almak zorunda kaldım. Ama şimdi yiyorum yani. Sonra Utku öğrendi topun 15 lira olduğunu. Kendi isteğiyle aldı. Sade bubblegumlı ve şeyli aldım. Krokan badem. Sen neli aldın? Krokan bal badem. Üstüne damla sakız. Güzel. Yalı Kavak Marina'dayız. Bana garip geliyor. Of ne güzel bir yer. Hey. Bodrum bizi sarmadı, Urla'ya gidiyoruz. Sarmadan yetmedi abi. Kanka bari İzmir falan deseydin ya. İzmir'e gidiyoruz, pardon. Yani Urla çok güzel bir yer zaten. Babamı aradım demin, Urla'ya gidiyoruz dedim. Dedi ki ben Urla'yı çok seviyorum, bayağı güzel bir yer. Bodrum'dan daha güzel falan dedi. Herkes seviyor abi. Bunun halası bile buradan Urla'ya abi, gidip orada İstanbul'a. Halam Bodrum'u sevmiyor abi. 4 yıl kendim önce pahalandı. 3-4 yıl önce bir pahalandı. Bir de üstüne koru... Şu an et restoranına geldik. İşte Urla'ya geldik yoldan. Ömer de fiyatını şey yapıyor. Kanka yarısını 17 liraya koyduğum mekana götüreceğim. Sizin bile muhteşem hayal ettiğim mekan. Ben yarım fırçayı çizim. Abi şöyle bu arada izleyicileri anlamamış mı? Olay şu abi. Ben yemek hazırlamak istedim arkadaşlarıma. O yüzden dedim hani böyle hazır birkaç şey alayım. Ben İngiltere'de okuduğum için fish and chips aldım. Parmak patates aldım. Fish and chips'in ve ne olduğunu da söyler misin? Balık patates kanka ya. Balık patates. Özellikle pub'da çok veriyorlar. Böyle eşek kadar bir balık oluyor kızartılmış. Ömer İngiltere'de kuk kokuyor. Bu da şey İngiliz kültürü. İngiliz kültürü. İngiltere'de bütün parası gidiyor. Biz, ben neyse ki çapadayım arkadaşlar. Siz çapayı seçin. Herkes biliyor çapada. Olsun. İlk videom çapa vlog. İkinci videom diş nasıl okunur? Diş nasıl kazanır? Benimle dalga geçiyorlar ya. Bence çok açıksın ama. Yoldan geldiğim için restorana spor süteniyle ve eşofmanla geldim. Et restoranda spor süteni de ne bileyim. Her yerde fit. Otur yerine. Yok. Aletime bakın. Benim değil. Kahvaltıcıya geldik. Buranın ismi unuttum söyleyeceğim. Ama bayağı güzel bir yer. Tepe kahve. Merhaba. Evet. Çabuk çek olacağım. Yiyebilirsin şu an. Bak ekmek gitti abi, ekmek gitti. Abi of, bana da bir kişi. Hapsaydım bir tane. Kanka koronalıyım şu an. Ömer. Ben bunu Hakkı'ya şikayet ediyorum. Adı ne? Utku. Burla Şarapçı.
Burada şarap. Şeyma şu başı mı o? Ay onun şimdi şarap tadım evindeyiz. Tam çekerken Şeyma Subaşı'nı gördüm işte. Bana bakıyordu böyle, biraz tribe girdi onu çekiyorum sanıp. Ben de dedim ki ne kadar güzel bir kadın var şurada. Biraz yaklaşınca Şeyma Subaşı çıktı. Hemen kapadım kamerayı rahatsız olur diye. Biraz oldu zaten. Hala burada güzel, bayağı güzel bir kadınmış bu arada. Şu an dans ediyor. Göstersem ayıp olur yani. Değil mi? Evet, göstersem Google'a ayıp. Yazın. Google'a yazın çıkar. Denize gireceğimiz yer şurası. Yok. Şuralarda. Ev de burada. Uska bizim yanımız. Şimdi çıktık işte. Tadım ücretlidir diye düşünüyorduk. Ama buranın tadımı ücretsizmiş. Yani siz de geldiğinizde şarap tadımı yaparsanız şarap almadığınızda ücretsiz. Ödemedik hiçbir şey. Güzeldi. Bayağı iyiydi. Bayağı iyiydi. Hiç beklemiyordum. Çünkü çok lüks gözüken bir. Hayır, direkt sahilde oturmanın arkasına gerek var diye. Oha, evet. Arkadaşlar bunu yapmayın. Getirsene onu. Benim bildiğim kadarıyla yanlış bir şey söylemiyorum ama bunlar çok sert şeyler değil. Nasıl desem, kayalıklar değil. O yüzden dalgalar bunları hep aşındırıyor. O yüzden böyle içleri oyuk oyuk oluyor. Bunlar ne? Bunlar çöp mü? Evet. İnanamıyorum. Burası gelişmiş yalnız Utku. Gelişti. Böyle değildi. Ha? En son geldiğinde. Tarzı mekan sayısı 2 katına çıktı ya. Evet. Belli oluyor. Ben et yiyeceğim. Yani bir yarım alın, ortaya da alacağım. Tamam. Ben ya. Akşam 11'de buluşuyoruz. Çünkü beni o kadar sağlıyor. Reis gördüm. Şimdi uyandık. Uyanır uyanmaz şeye geldik. Böyle burada insanlar kendi yaptıkları yemekleri ve böyle kıyafet falan da satıyorlar. Öyle bir yer. Ben denememe gerek yok. O kadar güzel şeyler aldık ki yani böyle çok ucuzdu. Her şey 10 liraya falan aldık ve hepsinin tadı mükemmel. Size göstereceğim yani. Ya yeter artık, bütün tatil boyunca peace out işareti gördüm. Şaka maka, yemekler çok güzel ve çok iyi davranıyorlar. Aşırı abi. Herkes hediye veriyor. Herkes falan. Hediye sarma veriyor. Hediye sarma, yaprak sarma. Daha iyi bir hediye olabilir mi? Hayır. Çok muhteşem bir. Geldiysen bilmeyeceğim ya. Hmm. Aynen. Bunu bize komşu söylüyor. Hmm. Burası. Artık biliniyor. Pazar. Ya. Ha. Ya. Ya bu ne? Gerçek olamayacak kadar çok tatlısın. Ya. Gerçekten. Kayısı olduğunu asla bilmeyeceğim. Ne yapabilirsin? Şuradan bir tane
Ya Ömer ya, keyfi bozuyorsun ha. İyi ya. Bakın bu Alman çiçekli, bu turta, bu tiramisu, mercimek köftesi. Bu neydi? Biber dolması. Hayır. Hayır. Çiçek. Çiçek dolması gibi bir şey galiba. Unuttum. Bu da işte boşnak böreği. Burada da Berliner yaprak var. Yaprak sarması ve Berliner. Urla'da Berliner. Arkadaşlar Urla'da pazarda Berliner satılıyor. Yetecek mi sence? Yetecek mi? Abi bence yetmesi lazım. Siz bence yetmeyecek diyorum. Yetmeyecek. Sen daha fazla şey alabilirsin. Ama ben yani bir 5 saniye daha dayanabilirim sadece. Ya abi öküzsün. Ciddi anlamda. Çok yorgunum. 2 gündür İstanbul'dayım ve hala yorgunum. Spora gidemedim. Vlogum bu kadardı, tatil vlogum. Çok böyle kopuk kopuk oldu. Çünkü ben vlog çekerken, yani video çekerken arkadaşlarımı rahatsız etmeden çektim. Hani böyle bunu tekrar yap çekeyim, şunu tekrar yap şöyle çekeyim demedim hiçbir zaman. Çoğu insan öyle vlog çekiyor ama ben böyle tatilimin de tadını çıkarmak istedim. Ve rahat olduğumuz zamanlarda video çektim. Kopuk kopuk olmuş olabilir, editleyerek onu düzeltmeye çalıştım. Beğendiyseniz aşağıya yazın. Beğenmediyseniz yazmayın. Üzülürüm çünkü. Ben açıkçası Bodrum'u hiç bilmiyordum. Uzun zamandır gitmemiştim Bodrum'a. Birazcık da kültürlenmek, görmek için gittik. Ama çok bilmediğimiz için güzel yerleri gezemedik. Hani güzel koylar olsun, işte bedava girebileceğimiz deniz pek bulamadık. Genelde oraya gidecekseniz beach club'lara girmek zorundasınız gibi geldi bana. Ve korona sebebiyle Bodrum 12'den sonra ölüydü. Müzik çalmak yasaktı. İzmir tam tersi. Sanki korona yokmuş gibi davranıyorlardı. Hani ve daha ucuz kesinlikle. Urla'da çok takıldığımız için orası çok daha ucuz Bodrum'a göre ve gerçekten kaliteli. Orada biz hani Alaçatı'da her sene olduğumuz için, Alaçatı'ya gidiyoruz genelde arkadaşlarımla her sene. İzmir'i daha yakından biliyoruz, daha iyi biliyoruz. Oranın böyle halkın gittiği yerleri, koyları, güzel denizleri çok daha iyi biliyoruz. Özellikle Utku 3 aydır Urla'da yaşıyor. Korona sürecinde. Oradaydı yani. O bizi böyle güzel yerlere götürdü. Urla'da gittiğimiz her yeri öneriyorum. Hepsi yani en iyi yerler. Gittiğimiz etçi ucuzdu. Ömer boşuna böyle üzüldü orada. Bayağı yedik ve ucuza geldi. Gittiğimiz bu böyle ev yemekleri yapan lokanta zaten çok ünlü. Orası da çok güzel bir yer. O gittiğimiz kadınların kendi ürettikleri şeyleri sattıkları pazar aşırı hoşuma gitti. Orayı zaten Utku'nun da dediği gibi herkes bilmiyormuş. Çok çok güzeldi. Deniz, koylar harikaydı. Alaçatı'da Panayır'a gittik. Orada çok fazla video çekemedim. Çünkü alkollü bir ortam olduğu için onu YouTube'a koyamam diye düşündüm. Ama orası kesinlikle öneriyorum. Sadece biraz pahalı. Gitmeden önce yemek yiyip önceden hazırlığınızı yapıp gitmeniz gerekiyor oraya. Onun dışında gittiğimiz kahvaltıcı vardı ya bir tane. Orası çok ünlü bir yer. Orası yani Alaçatı daha ünlü olmadan önce olan bir yer. Kesinlikle gitmenizi öneririm. Kahvaltısı çok güzel. Ve hani biz mesela sanırım 2 kişilik kahvaltı aldık, 4 kişi. Ve tıka basa doyduk. Bitiremedik. Hani öyle bir yer. Bol
koyuyorlar malzemeleri. Benden istediğiniz başka videolar varsa, başka konular varsa aşağı yorumlara yazmayı ve bana sorunuz varsa ya yorumlara ya da Instagram'dan yazmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Soru cevap videolarımı Instagram'dan yapıyorum. Spora başladığım zaman aklıma gelen spor videolarını da çekeceğim. Tatile gittiğimde diyet yapmıyorum. Gördünüz zaten. Çünkü tatilde diyet yapmak bana saçma geliyor. Yılda bir kere falan tatile gidiyoruz. Bir iki kere ve orada da çok çok hani eğlenmek istiyorum. İstediğim her şeyi yiyorum. İstediğim her yere geziyorum. Uyumuyorum. Evet. Hepinizi gerçekten çok özledim. Çünkü bir haftadır video koyamıyordum. Ve hatta normalde salı günü koyduğum videomu bu videoya yani çarşambaya yetiştirebildim. Çok zordu benim için videoyu editlemek. Çünkü çektiğim her şey kesik kesikti ve saçmaydı birazcık. O yüzden edit uzun sürdü. Çarşamba günü yüklemiş olurum diye düşünüyorum. Şu an salı. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz.